Merhaba arkadaşlar. Bu videomda son edinilen bilgilere göre, yani internetten gördüğüm bilgiler, haberlere göre Trabzonspor 2 hatta 3 transferinin ardından bir yenisini daha yaptı. Bu transfer Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor'a gelmesiyle birlikte oldu arkadaşlar. Yani eski Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan yuvasına geri döndü. Bu haberi tabi okur okumaz hemen sizinle FIFA 22'de Yusuf Erdoğan'ın güç durumunu yorumlamak istedim. Bakalım FIFA 22'de başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın güç durumu ne, ortalaması ne, nasıl durumda hemen inceleyelim. Takım kadroları diyelim. Tabi Kasımpaşa'da şu an oyunda Yusuf Erdoğan güncelleme yapmama rağmen ki FIFA 22'nin kendisinin bir güncelleme yapması lazım ki devre arası transferleri aktif olsun. Evet, Yusuf Erdoğan'a gelelim şimdi. Yusuf Erdoğan bilindiği gibi 29 yaşında, 1,71 boyu var. 68 kilogram olarak burada belirtilmiş. Uyruğu Türkiye. Sol ayağını etkili kullanıyor. Zayıf ayağına 4 yıldız vermişler. Beceri hareketleri 3. Defansif çalışma oranı da orta. Bu demek oluyor ki Yusuf Erdoğan futbolculuk hayatında defansa da yardım ediyor arkadaşlar. İleride hücum hattında olan bir oyuncu olmasına rağmen. Ve bu demek ki FIFA'nın dikkatini çekmiş. FIFA'da defansif çalışma oranına orta demiş. Hemen bakalım. Atak pozisyonlarında etkinliğe bakalım hemen. Ortalama normalde 65 artı 8 moral performans verilmiş. Artırılmış yani bu gayet iyi. Görüşe bakalım. 67 ortalaması var. Normal şartlarda artı 8 verilmiş. Bu da gayet iyi. Demek ki ilk yarıda Yusuf Erdoğan Kasımpaşa formasıyla FIFA 22'nin gözüne girmiş arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Çeviklik bakalım 87 ortalama çok müthiş bir ortalama gerçekten. Artı 8 performans moral verilmiş. 95'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Çok önemli bir ortalama yakalamış çeviklikte. Dayanıklılık 81 ortalamada kalmış. Denge 89'muş. Çok çok iyi arkadaşlar. Bir Türk futbolcu için gerçekten bu seviyede güçlerinin olması Yusuf Erdoğan'ın yani helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Denge 89'muş artı 4 ile arttırılıp 93'e çıkartılmış. Hızlanması 89 ortalama arkadaşlar. Artı 8 performans moral verilmiş. FIFA 22 tarafından 97'ye kadar çıkartılmış. Neredeyse 99 arkadaşlar ki zaten 99 bildiğiniz üzere son şey güç barı. Reaksiyona bakalım. Reaksiyonu 67 ortalama verilmiş. Artı 6 denilmiş ve 73'e kadar çıkartılmış arkadaşlar. Gerçekten önemli yani bu performans şeklinin FIFA 22'ye de yansıması. Yusuf Erdoğan'ın demek ki performansı gerçekten iyi. FIFA 22 için en azından. Sprint hızına bakalım. 90 zaten sprint hızı müthiş. Yani gerçekten müthiş. Artı 8'de moral performans verilmiş. 98'e kadar çıkartılmış arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki yani sprint hızı mı lazım? Boş bir alan mı buldun? Bakın hızlanması zaten 97 olmuş. 98'de sprint hızı koşun arkadaşlar. Yani bu adamı değerlendirin hücumda. Hiç pişman olmazsınız. Normal ortalaması 72 belki ama bu artı 8'lerde 6-6'larda falan daha da yüksek olabilir. Yani şu an bence daha diğer güçlere de bakacağız arkadaşlar. 76'lık bir gücü var. Dribblingini yine arttırmışlar. 74 iken artı 8 verip arttırmışlar arkadaşlar. Çok çok önemli. Falso 81 çok müthiş. Yani bir Türk futbolcunun bu denli müthiş güçlere sahip olması FIFA 22'de gayet iyi ve gurur verici açıkçası. Çünkü Süper Lig'deki çoğu oyuncuya yani isterse yıldız olsun ister orta oyuncu olsun hak edilen güçler verilmediğini düşünüyorum ben.
Buradan da FIFA'ya bu konu hakkında bir şikayetim olsun diyeyim size. Çünkü Süper Lig gerçekten çok yavaş. Aşırı ağır futbolculardan oluşuyor FIFA 22'de. Bu beni rahatsız ediyor açıkçası ki hani tamam ligimizin kalitesi belli standartlar çerçevesinde bakıldığında düşük görünebilir ama bu kadar da ağır oyuncularımız yok yani. Her oyuncu bence değeri kadar güç alabilmeli. Kısa pas 61 artı 8 verilmiş, 69'a kadar çıkartılmış böylelikle. Orta açma 72. Serbest vuruş isabeti 71, şut gücü 78. Buna herhangi bir performans moral artısı verilmemiş ama gayet iyi zaten ortalama olarak. Top kontrolü 73. Artı 6 ile 79'a kadar çıkartılmış. Yani şu anda Yusuf Erdoğan benim gözümde Süper Lig'in yani alternatif Messi'si diyeyim size. Ya ben şaşırdım açıkçası. Daha önceden bilmiyordum bu kadar iyi gücünün olduğunu falan. Hani uzun pasın artı 8 verilip ortalamanın yükseltilmesi falan müthiş bir şey arkadaşlar. Yani detay. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki FIFA 22 çerçevesinde baktığımız zaman yeni güncelleme ile beraber Yusuf Erdoğan Trabzonspor'a artık transfer olacak. Bu da demek oluyor ki Edin Visca, işte Puças, ardından Yusuf Erdoğan'ın gelişi yani müthiş yani. Trabzonspor hem şampiyonluk yolunda, gerçek hayat için konuşuyorum, çok önemli adımlar attı bu transferlerle beraber. Hem de FIFA 22'de gücüne güç kattı arkadaşlar. Belki de son yılların en iyi transfer politikasını yürütüyor Trabzonspor ve biliyorsunuz Süper Lig'de de liderler, artık şampiyonluk yolunda herhangi bir yara almadan devam etmek istiyorlar. Tabii Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın ayrılmasıyla beraber büyük bir güç kaybı yaşayacak. Fakat onun yerine gelecek bir futbolcu illaki olacaktır ve Yusuf Erdoğan'ın yeri doldurulacaktır. Kasımpaşa yönetiminin bir adım atacağını düşünüyorum ben açıkçası. Tabii herhangi bir bilgim yok ama yorumum bu şekilde ki Yusuf Erdoğan'ın özellikler ve gol sevinçlerine bakalım arkadaşlar. Hızlı dribling olarak özel özellik verilmiş ve ya dediğim gibi ya alternatif Messi, yani uzatmaya gerek yok. Trabzonspor artık FIFA 22'nin ikinci devresi için yapılacak güncellemesinde müthiş bir güce sahip. Edin Visca, Puças, Yusuf Erdoğan ki daha gelir mi transfer bilmiyorum. Arkadaşlar yani gayet iyi bir transfer olmuş Trabzonspor için. Arkadaşlar bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Hem Trabzonspor'a hem de Kasımpaşa'ya ve diğer tüm Süper Lig ekiplerine başarılar diliyorum bu sezonda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoların devamı gelecek. Yorumlarda belirtiniz fikrinizi. Ben tüm yorumları okuyup sizlere eşlik edeceğim. Mutlu geceler, iyi akşamlar.